oranlar için güven aralığını nasıl hesapladığımızı hatırlamak ister misiniz? Elimizde bir popülasyon olduğunu ve bu popülasyonun bir oranıyla ilgilendiğimizi düşünelim. Bu oranda mesela popülasyondaki solakların oranı olsun. Oranın tam olarak ne olduğunu bilmediğim için bir örneklem alıyorum. Boyutu en olan bir örneklem ve bu örneklemi kullanarak da örneklem oranını buluyorum. Üzerine şapka koymamın sebebi de bu ve bu popülasyon oranı için bize bir tahmin verecek olan oran. Şimdi de bir güven aralığı kuracağız ama bunu yapmadan çıkarımda bulunabilmek için gerekli tüm koşulların sağlandığından emin olmamız lazım. Bunu daha önce birçok defa yaptığımız için hatırladığınızı düşünüyorum. Çıkarımda bulunabilmek için gerekli ilk koşul Evet, rastgelelik koşulu ve örneklemin tamamen rastgele bir örneklem olması gerektiği anlamına gelir. İkinci koşul normallik koşuludur ve bu da örneklem oranlarının örnekleme dağılımının kabaca normal olması gerektiği olarak yorumlanır. Bunu kontrol etmek için n çarpı örneklem oranının ve n çarpı 1 eksi örneklem oranının ondan büyük ya da eşit olup olmadığına bakarız. Hatırlıyorsunuz değil mi tüm bunları? Üçüncü koşul ise bağımsızlık koşuluydu. Bunu iki şekilde sağlayabildiğimizi de hemen ekleyeyim. Evet, bu koşulun sağlanması için örneklemdeki tekil gözlemlerin geri koyma yöntemiyle yapılmış olması, eğer bu şekilde yapılmadıysa da örneklem boyutunun popülasyonun %10'undan küçük olması gerekiyor idi. Çıkarımda bulunabilmek için gerekli bu koşullar sağlandıysa ne olur? Öncelikle kuracağımız güven aralığı için bir güven düzeyi belirleriz. Güven aralığının %95'lik bir güven aralığı olduğunu düşünelim. Bu bu yaptığımızı yapmaya devam ettiğimizde denemelerin %95'inde elde edeceğimiz güven aralığının gerçek popülasyon parametresi ile çakışacağı anlamına gelir. %95'lik bir güven aralığının son derece tipik bir güven aralığı olduğunu da bilin. Bu güven düzeyini kullanarak kritik bir değer elde edeceğiz. Bunun için de bir Z tablosu kullanacağız. Şu ana kadar söylediğim her şeyin tekrar olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Dağılım için %95'lik bir güven düzeyi elde edebilmek için normal bir dağılımın ortalamasının kaç standart sapma üzerine çıkmamız ya da altına inmemiz gerektiğine bakacağız. Bundan sonra da güven aralığını kurmak için gerekli tüm bilgilere sahip olacağız. Bunu da not edeyim. Güven aralığı eşittir örneklem oranı artı eksi bulduğumuz kritik değer evet çarpı örneklem oranlarının örnekleme dağılımının standart sapması. Şimdi eğer p'nin ne olduğunu biliyor isek bunun tam olarak neye eşit olduğunu hesaplayabiliriz. Not ediyorum bu kare kök içinde evet p çarpı 1 eksi p bölü n'ye eşit. Aslında p'nin ne olduğunu biliyorsak güven aralığı kurmamıza da gerek olmaz ve bir tahminde bulunuruz. Örnekleme dağılımının standart sapması için kullanabileceğimiz tahmini değer ki bu standart hata olarak adlandırılır karekök içinde gerçek popülasyon parametresi yerine örneklem parametresini koyacağız. Onun için şapkalı p çarpı 1 eksi şapkalı p bölü n. Bu arada bunu daha önceki videolarda çok daha detaylı ve daha yavaş bir şekilde anlatmıştım ama bununla oranlar arasındaki fark için iki örneklemli bir güven aralığı ya da Z aralığı oluşturduğumuz durum arasındaki benzerlikleri görebilmeniz için bu tekrarı yapmanın faydalı olacağını düşündüm. Ne dediğimi anlayamadıysanız hemen açıklayayım. Elimizde iki popülasyon olduğunu düşünelim. Evet bu birincisi olsun. Bu popülasyondaki solakların gerçek bir oranı var. İkinci popülasyon içinde aynı durum geçerli ve bunu da p2 olarak adlandıralım. Örnek olarak bu okuldaki birinci sınıfların, bu da ikinci sınıfların popülasyonu olabilir. Evet, elimizde iki farklı popülasyon var ve biz de iki popülasyondaki solakların oranları arasında bir fark olup olmadığını merak ediyoruz. Bu durumda da aynen burada yaptığımız gibi popülasyonların ikisinden de örneklem alırız. Buna n1 diyelim, n1'in örneklem oranını hesaplayacağız, sonra bu da n2 olsun, aynı şeyi n2 içinde yapıp buna ait örneklem oranını da hesaplayacağız. Bu arada n1 ve n2'nin boyutlarının aynı olmasına gerek olmadığını da hemen söyleyeyim. Böyle örneklemlerle çalışırken insanların sıklıkla düştükleri bir hatadır ve az önce de söylediğim gibi bu iki örneklemin boyutlarının eşit olması gerekli değildir. İki örnekleminde örneklem oranlarını hesapladıktan sonra çıkarım yapabilmek için gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığını da kontrol etmemiz gerekiyor buradaki koşulların aynılarından bahsediyorum. Örneklemlerin ikisi de rastgelelik, normallik ve bağımsızlık koşullarını sağlıyorlar mı yoksa sağlamıyorlar mı? Bu koşulların hepsi sağlanıyorsa kritik değeri hesaplamak ile devam edebiliriz ve bu da aynen buradaki şekilde hesaplanır. İsterseniz buraya da yazalım. Bunların sağlanıp sağlanmadığını kontrol ettikten sonra bir güven düzeyi belirleriz ve bunu kullanarak da kritik Z değerini elde ederiz. Bundan sonra da güven aralığını kurmak için hazırız demektir. P1 eksi P2 yani bu iki popülasyonun gerçek oranları arasındaki fark için kuracağımız güven aralığı örneklem oranları arasındaki fark yani şapkalı P1 eksi şapkalı P2 artı eksi kritik Z değeri çarpı bu iki örneklem oranının farkının örnekleme dağılımının standart sapması. Evet buna eşit olur. Bunu da şapkalı P1 eksi şapkalı P2 olarak belirteyim. Bunu, bunu ve bunu nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Peki ya bu? Size önce formülü vereyim. Sonra da bunun daha önce gördüğümüz varyans ve standart sapma özelliklerinden geldiğinden bahsedeceğim. Örneklem oranlarının örnekleme dağılımının standart sapması ne kadar da uzun bir ismi var öyle değil mi? Evet, buradan elde ettiğiniz değeri buraya koyunca da güven aralığının ne olduğunu bulmuş oluruz. Bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Güven düzeyinin %90 olduğunu düşünelim. Bunu kullanarak bu güven aralığını kurduk, öyle değil mi? Bu da bu yaptığımızı yapmaya devam ettikçe denemelerimizin %90'ında güven aralığının bu iki popülasyon parametresi arasındaki gerçek farkla çakışacağı anlamına geliyor. Peki bu nereden çıktı diye soracak olursanız, Hemen buna da değinelim. Arada bazı benzerlikler olduğunun farkındasınız öyle değil mi? Bu kısım yaklaşık olarak birinci popülasyonun örneklem oranının örnekleme dağılımının varyansına eşittir. Bu ise ikinci popülasyonun örneklem oranının örnekleme dağılımının varyansına. Bunu nereden mi biliyorum? Bakın bu bize yaklaşık olarak standart sapmayı veriyor ise karesini alınca varyansı elde ederiz öyle değil mi? Buradan almamız gereken en önemli ders ise farkın örnekleme dağılımının varyansının iki örnekleme dağılımının varyanslarının toplamına eşit olmasıdır. Bu şekilde söylendiğinde pek açık olmadığının, hatta biraz karmaşık göründüğünün farkındayım ama umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bu formülde aslında bundan gelir ve aslına bakarsanız bunun akılda tutması çok zor bir formül olmadığını düşünüyorum. Bundan sonraki birkaç videoda hem bu koşulların sağlanıp sağlanmadığı ile ilgili hem de kritik değer ve güven aralıklarını hesapladığımız örnekler yapacağız.